Maliye Bakanı'ndan ben bir şey beklemiyorum. Onun hocası var zaten. Ne bileyim yani, bir denge olması lazım ya. Maliye Bakanı'ndan hiçbir beklentimiz yok. Gerçekten yok yani. Bugün doğudan böyle bir bakanın gelmesi bile destek olarak kaç araba geldi biliyor musun Ankara'ya? Gece yarısı yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile birlikte Hazine'ye Maliye Bakanı değişti. Lütfü Elvan'ın yerine Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati atandı. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına yeni Maliye Bakanı'ndan ne beklediklerini sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Vallahi demin söylediğim gibi işte birisi Cumhurbaşkanı dediğine evet dedi, birisi hayır dedi. Değişim bu sebepten dolayı oldu. Başka bir sebebi yok yani. Peki sizce ekonomiye yansıması ne yönde olur? Vallahi hiçbir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Basit bir bürokratik değişiklik. Yani basit bir değişiklik evet. O tutmadı sözümü, bu tutsun sözümü. Başka bir şey yok. Yapılan bir şey yok. Değişecek hiçbir şey yok. Yani değişeceğini zannetmiyorum ben. Peki ekonomi sizce ne yapılırsa değişir? Vallahi bu şartlarda hiçbir şey yapılacak gibi değil. Bilmiyorum ne olacak. Kimse bilmiyor. Ne yaptığını bilmiyor. Ne yapacağını bilmiyor. Gelecek yok yani. Hiç kimse yarından ümitli değil. Ne yapacağını bilmiyor. Bilmiyorum. Devleti yönetenler ne düşünüyor, nasıl bir yol izliyor? Biz de bekliyoruz, göreceğiz. İnşallah iyi olacak. Silen Maliye Bakanı'ndan ben bir şey beklemiyorum. Onun hocası var zaten. Tayyip Erdoğan'ı öderse olur. Başka bir şey olmaz. Talimatla mı hareket eder yani? Tabii, talimatla kesin adım atamaz dışarıya. Peki bunun ekonomiye yansıması ne olur yeni Hazine ve Maliye Bakanı'nın? Bir şey değişmez. Tayyip Erdoğan 13.5'da döviz yükselir. Biz böyle sürünürüz, başka bir şey yok. Emekliler bir kere sürünür, işçiler sürünüyor. Peki yeni bakandan beklentiniz var mı sizin? Hiçbir şey beklemiyoruz kardeşim. Biz AKP'den bir şey beklemiyoruz. Maliye Bakanı'ndan beklediğimiz yani genel olarak bence hani daha çok ekonomide dikkat etmesi gereken hani garibanları, asgari ücret alan insanları, ne bileyim onları düşünerek en azından daha mantıklı, daha bir ölçüde dengeli, hani öyle diyeyim, dengeli bir hareket etmesini gerçekten beklerim yani. Daha fazla hani ekonomi gerçekten bu sıralar çok çok çöküşte. Zengin daha çok zengin oluyor, gariban daha çok gariban oluyor. Yani birazcık gariban insanları, asgari ücretle çalışan insanları, işsizlerimizi, hani onları değerlendirerek hareket etmeleri, onları değerlendirerek düşünmeleri, ne bileyim yani bir denge olması lazım ya. Ben öyle düşünüyorum, hani insanca hak, hukuk neyi gerektiriyorsa onu yaparak hareket etmeleri daha mantıklı. Mesela asgari ücrete işte zam gelecek. Biz toplantıyı yaptık geçen gün. Diyelim ikinci toplantı 7 Aralık'ta, üçüncü toplantı 9 Aralık'ta. Yani bu asgari ücret için neden bu kadar toplantı yapılıyor? Sen zam mı verirken hiçbir şekilde bir toplantı yapmıyorsun. Takır takır hafta haftayı bulmuyor yani. Bütün halkımızın sorunu bu. Bir yağ alamıyoruz. Bir yiyecek alamıyoruz. Ne bileyim, markete giderken herkes alışveriş yapardı. Şimdi herkesi sadece düşünerek gezerken görüyorum yani. Yazık ama ya. Gerçekten cebimiz tamamen boşaldı. Ya cebimizdeki maaş yok oldu. Dolar, euro hızlı bir şekilde ilerliyor, yükseliyor. Ben anlam veremiyorum ama Maliye Bakanımızdan gerçekten hani mantıklı kararlar verip gerçekten fakirimizi, garibanımızı, asgari ücretle çalışanımızı, işsizimizi, hani onları düşünerek hareket etmesini istiyoruz. Bütün halk istiyordur. Bir tek benimle bir olacak bir şey değil yani. Bütün halkın isteği de budur. Erdoğan ne yaptıysa doğru yapmıştır. Yani Allah öbürlerine düşürmesin. CHP, İYİ Parti gelmesin de kim gelirse gelsin. Yeni bakanımız şimdi ekonomiyi ne yönde etkiler? Bu konuda bir düşünceniz var mı acaba? İnşallah iyi etkiler, bilmiyorum. Ben ekonomiden anlamam da AK Parti yapıyorsa yapar kardeşim. Ama içeride ya dışarıda affedersin şerefsizler durmuyor ki. İçerideki dışarıdakiler dursa AK Parti bir şeyler yapacak. Hangisinin resmi çıkmadı ki? Yani Fethullah Gülen'in hangisinin resmi çıkmadı ki onunki çıkmışsın? Hiçbir sorun değil. Onlar için de sorun değil. Bizim için de yani onlar bu şekilde aslında Türkiye'nin sorunu o da yani değil. Yani önemli olan gerçekten büyük yani çarşıda pazarda yangın var. Fiyatlar başını almış gitmiş artık.
Yani ben şunu istiyorum, vatandaş artık yani bunu hükümet duysun biraz ya, duysun ya. Bu kadar kayıtsız kalmamaları lazım. Bir tane yani biz Türkeş olsun, onlar yani MHP'den olsun, ne bileyim de AKP'den olsun, değişik. Yani biz gerçekten onlara oy verdik ama maalesef bizi gerçekten çok zor duruma bıraktılar. Zor durumda. Yani vatandaş piyasaları şimdi gezdim yettim. Dolara bakıyorsun, altın fiyatlarına bakıyorsun. Ondan sonra yani fiyatlar başını almış gibi. Yağlara bakıyorsun, şekerlere bakıyorsun. Her şeyi uyuyorsun. Bir de utanmadan bir de diyor ki siz diyor dövizle mi kazanıyorsunuz? Ya her şey dövize bağlı şu çağda. Her şey dövize bağlı. Zor durum. Yani bizim bu siyasetçilerimize Allah ferasetli karar almayı nasip eylesin. Durum zor. Allah yardım eylesin. Peki yeni Maliye Bakanı sizce ekonomiye olumlu veya olumsuz yeni bir etkisi olur mu sizce? Kesinlikle olmaz. Kesinlikle olmaz. Yani bence zaten her şey Cumhurbaşkanı'nın elinde. Onlar göstermelik. Cumhurbaşkanı görüyorsun faizler indiriyor, çıkartıyor. Bunun faydası var mı, zorluğu var mı ileride gözükecek ama bence yani hiçbir faydası olmaz. Onlar da yani zannetmiyorum faydası olacağını. Peki Maliye Bakanı'ndan bir beklentiniz var mı? Maliye Bakanı'ndan hiçbir beklentimiz yok. Gerçekten yok yani. Şimdi şöyle bir durum var. Gerçekten dünyada da bu yani etkili oluyor. Yani bu sırf bizde değil. Bazı yerler, düşünüyorsun tüm dünya genelinde de etkisi var bu sıkıntının. Bu tabii bir pandemiyle başladı. Ondan sonrası yani hala da o artış depremleri devam ediyor. Bu sıkıntı yani sadece bizim vatanımızda, Türkiye'de değil. Ama zannetmiyorum. Bence yine de yapılacak bir şeyler var. Bunlar bir araya gelip bu siyasetçilerimiz ne yapıp ne yapmaları gerekleri bir araya gelmeleri lazım bence. O şekilde düşünüyorum. Ben dış ülkeden geldiğim için 2-3 ay önce gelmiştim. Fiyatlar bayağı uygundu. Bizler için tabii çok iyi oldu demeyeyim de çünkü buradakilere çok üzülüyorum. Çünkü biz euro bayağı çıktı. Ama bizim için hiç sorun değil. Daha faydası olduğu için burada yaşayanlar için çok üzücü bir şey. Çünkü bayağı fiyatlar yükselmiş. O yüzden Allah herkese yardım etsin. Raportaj yapıyorlar dün. Abdullah Gül'ün geleceğini söylüyorlar. Solun başına. Solun nereye gittiği belli mi? Belirsiz mi? Bunu biliyor musunuz? Kardeş partiydi, kardeşi de arkadaştı. Tayyip'le beraber aynı hükümeti kurdular. Bugün depi kurmak arkadaş arkadan olur mu? Bugün de bakan denişliyse daha iyi olacak inşallah. Dinamik, genç, kendini bilen, Türkiye'nin huzurunu, güvenini isteyen bir genç bir arkadaş. Nereden geldi biliyor musun? Urfa'dan. Sen belki bilmiyorsun. Köken Urfa'dan. Bugün doğudan böyle bir bakanın gelmesi bile destek olarak kaç araba geldi biliyor musun Ankara'ya? Siz takip etmediniz ama ben takip ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Soracağınız başka şey var mı? Tamam. Peki sizce ekonomi nasıl, ne yönde olur? Başaracak. 6-0'ı atan adam onu da başaracak. Hiç yapmayın. 6-0'ı atan, ben kamera yapmayayım size bakıyorum ama olsun. Canım başarılar diliyorum ben size. İnşallah iyi olur.